Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Kafkas Dernekleri Federasyonu bildiğiniz üzere olağanüstü genel kurul sürecine girmişti. Daha önce de Başkanlar Kurulu kararıyla Demokratik Çerkez Birliği ile ilgili bir olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmıştı. Her iki toplantıyı zaman darlığı nedeniyle birleştirmek durumunda kaldık. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün kürsüde divanda Sayın Ümit Dinçer, Sayın Filiz Çelik, Ömer Atalar ve Atilla Mutlu Alkiş olacak. Öncelikle onları yukarıya divana yerlerini almak üzere davet ediyorum. Yaşar Aslankaya'nın istifasının ardından bilindiği üzere Kaffet Başkan Vekilliği'ne Başkan Yardımcılarından Yıldız Şekerci vekalet ediyor. Kendisini size hoş geldiniz konuşması yapmak üzere kürsüye çağırıyorum. Çok özür diliyorum. Divanda onaylıyor musunuz efendim? Teşekkür ederim. Şimdi Adnan abi siyasetçi olduğu için hemen bu şekilde müdahale etti. Fakat burası seçimli genel kurul toplantısı değil. Bu da ilan edilmiş bir divan. Dolayısıyla bu ilan edilmiş bir divan. Yani önceden duyurulmuş, bunlar burada bulunacak diye. Tamam. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Değerli temsilcilerim, dernek başkanlarımız, katılımcılar, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. İstişare toplantımıza hoş geldiniz. Ama keşke salonumuz dolu olsaydı. Pek çok konuda eleştiriler alıyoruz. Ama karşılıklı konuşalım, bu eleştirileri değerlendirelim dediğimizde boş salonlara konuşuyoruz. Bilindiği üzere federasyonumuz, Çerkez halkının ana dili, kültürü ve varlığını korumak için mücadele eden bir kurumdur. Barışçıl, gönüllülük esasıyla çalışan, insan haklarına saygılı, demokratik bir sivil toplum kuruluş örgütü. Bu misyon doğrultusunda Kaffet kuruluş sürecinden itibaren çalışmalarını toplum ve üyeleriyle istişare ederek yürütme çabası içinde. Bu nedendir ki her genel kurul öncesi bir istişare toplantısı yapılır. Bizim gerçekten Çerkezler ve federasyon olarak çok fazla sorunlarımız var. Bu sorunların üstesinden ancak birlikte olabilirsek geliriz. Bütün burada alacağımız eleştirilere, önerilere sonuna kadar açız ve bu eleştiri önerilerle önümüzdeki günlerde yol almaya gayret edeceğiz. Bu nedenle burada alınan eleştiri ve öneriler yönetimlerin süreç içinde yol güzergahını belirleyeceği için hepsini dikkatle dinleyecek ve not alacağız. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar bir daha üzerinden geçmek gerekirse süreci bir hazırına takdim etmek istiyorum ben. Geçmiş dönemlerde gelişen olaylar nedeniyle Dünya Çerkez Birliği ve Kaffet arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma dönemi geçirildi. Bu dönem sonucunda olağanüstü genel kurula gidilerek bunun Türkiye gündemine taşınması ve delegasyonumuzun takdirine sunulması kararı daha önce Başkanlar Kurulu'nda alınmıştı. Bu karar doğrultusunda değişik bir süreç yaşandı. En son gelinen noktada Sayın Kafkas Emekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yaşar Aslankaya'nın belediye meclisi üyeliği nedeniyle Kaffet Başkanlığından ayrılması sonucunda tüzüğümüz gereği başkanlık seçimi yapılması ortaya çıktı. Tüzükte eğer genel kuruldan 6 aydan fazla bir süre varsa başkanlık için ayrıca yeniden seçim yapılması gerekiyordu. Bu gerekçeyle hem Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Kasım ayındaki olağan genel kuruluna kadar yürütmek üzere bir genel başkan seçiminin yapılması, ayrıca gündemde olan Dünya Çerkez Birliği ile olan ilişkilerimizin de yeniden masaya yatırılması amacıyla her ikisi birleştirilerek bu gündemde olağanüstü genel kurulun kararı alındı. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun genel kurulundan önce geleneksel hale getirdiği, bir gün öncesinde yaptığı istişare toplantıda
bu olağanüstü genel kurulda tekrar gündeme aldık. Bugün yarın genel kurulumuz yapılacak ama bugün bu konuda gündeme getirilerek bir toplantı yapacağız. Ben bugünkü toplantının gündemini belirlenmiş şekilde size okumak istiyorum. 13-15 açılış, 13-15-14-30 Güner Çerkez Birliği konuları şeklindeydi. Bir programımızda bir 15 dakikalık bir sarkma oldu ama onu da özür diliyoruz. Daha sonra 14.30-17.30 arasında da serbest görüşü olarak, yani iki konulu bugünkü toplantımız. Birincisi Güner Çerkez Birliği, ikincisi ise serbest görüşü olarak programı hedefliyoruz. Bu şekilde program başlatmış olalım diyorum. Başka gündeme alınmasını istediğiniz bir konu var mı bugün için? Onu salonun bu konuda talebi varsa onları da bekliyorum. Yoksa bu şekilde gündemi ben oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. O zaman gündemimiz iki oturum olarak başlatılmış olsun. Gündemin akışında bir kısıtlama yapmayacağız. Ama Dünya Çerkez Birliği ile ilgili görüşlerini sunmak isteyenler varsa, isimlerini bildirirlerse sırayla kürsüye alıp kendileri mümkün mertebe zamana dikkat ederek bir kısıtlama yapmamayı hedefliyoruz ama herkesin söz hakkını kullanması da en güzeli. Bu konuda herkes düşüncelerini buradan salona veya birçok yere ulaşacaktır buradaki toplantı. Aktarırlarsa seviniriz. Bu yüzden görüşlerini sunmak isteyenler varsa lütfen isim beyan ederlerse programı başlatabiliriz. Tamam, Can Başkan 10 dakika olarak hatırlatıyor. 10 dakika olarak biz başlatalım prensipte. Tamam. O zaman 10 dakika uygun mudur efendim, 10 dakika? Uygun mudur diyenler kabul? Peki 10 dakika olarak konuşma sürelerinde belirlemiş olduk o zaman. Konuşmak isteyenler varsa şimdi, söz almak isteyenler varsa buyurun sırayla alabiliriz. O zaman DCP ile ilgili Ümit Dinçer bir bilgilendirme yapsın. Gelişen süreci bir salona aktarsın. Ben özür diliyorum. Bir hata yaptım bu konuda. Gelişen süreci Ümit Bey size salona bir aktardıktan sonra devamında üzerinde görüşmelere başlayabiliriz. Evet, değerli hazirim, saygıdeğer büyüklerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az evvel Mutlu Bey'in söylediği konulara tekrara düşmeksizin, ana gündem ya da bugün tartışmamız gereken, belki de yarın aynı şekilde devam edeceğini düşündüğüm konuyla ilgili, geçmiş dönem Dünya Çerkez Birliği Türkiye Yönetim Kurulu üyelerinden birisi olmam hasebiyle biraz bilgilendirme yapmak yerinde olur. Fethi Bey'in söylediği çok haklı. Yani neyi tartışacağımız açısından bakarsak eğer. Bildiğiniz gibi Dünya Çerkez Birliği'nin kurulduğu 1991 yılından bu yana o zamanki adıyla KAFDER, sonra da federasyonlaşma sürecinin açılmasıyla üyeliği üzerine alan KAFFET, Dünya Çerkez Birliği üyesi ve çalışmalarının paydaşı oldu. Hep bu süreç böyle bilinir. Kuruluşunda gerek mentalitesini ortaya koyan, gerekse ilk çalışmalarını yürüten, daha sonra zaman zaman Türkiye'de toplantılar organize eden, genel kurullarını yapan bir yapı olarak geldi KAFET biliyorsunuz.
Ta ki son birkaç yıla kadar evet bir takım sıkıntılar, problemler, ihtiyaçlar, günü karşılamadığını düşündüğümüz bir takım konular, meseleler vardı belki ama geldiğimiz birkaç yıl içerisinde özellikle bunu hepinizin bildiğini varsayarak rahatlıkla söylüyorum. Soçi sürecinin toplumu çok daha yakından ilgilendirmeye, çok daha yakından konuşulmaya başladığı dönemi belki de baz alırsak problemlerin biraz daha günün yüzüne çıktığı, biraz daha belirginleştiği, bir takım kavramsal anlaşmazlıkların gün yüzüne çıktığı bir sürece evrilmiş oldu. Bunları biraz sonra tabii ki kürsüye çıkacaklar, bildireceklerdir. Neden eleştirildiğini ve neden bir karar almak durumunda olduğumuzu ama nihayetinde son 3 dönemdir mevcut başkan Sayın Havti'nin bulunduğu noktadan bakmak gerekirse daha sıkıntılı, göreceli olarak daha sıkıntılı bir noktaya evrildiğimizi söyleyebiliriz. Ama bunları söylerken tabii biz kendi kurumumuzu tenzih ederek ya da kendi kurumumuzu sütten çıkmış ak kaşığa dönüştürerek bir günah keçisi yaratmak ya da meselenin bütün kabahatlisi, bütün suçlusu Dünya Çerkes Birliği'dir gibi bir algı yaratmak peşinde değiliz biz. Bir gerçeği tartışmaya ve nihayetinde bizim en büyük karar alma organımız olan, şahsımız olan, münafemizi yapacağımız merciye bu konuyu iletmek penceresinden bakmamız gerekir. Hepimizin meseleye dair nihayetinde seçme noktasına geldiğinde vereceğimiz bir karar vardır. Ancak şu anda konuşmalarımı bir kişisel pencereden değil, sadece yönetim kurulu, eski bir yönetim kurulu olarak bilgilendirmek açısından yaptığımı ifade etmek istedim. Şimdi biz birazcık geriye döndüğüm zaman 2015 yılında Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu'nun Türkiye'yi, Ürdün'ü, Suriye'yi, Suriye'yi kapsıyor muydu hatırlayamıyorum. Ama diasporayı kapsayan bir geziden dönüşte İstanbul'da yaptığımız bir toplantıdan sonra benim ilk DÇB ile organik bağım ortaya çıkmıştı. Bir takım eleştiriler o zaman kendi kurumumuzdan. Kurumlar arasında işlev gören bir takım bağımsız belki de gruplarda, dost sohbetlerinde, meclislerinde konuşulan itirazların bir kısmını Sokrop Havti ve Hazreti Muhammed'in Meşbaşı'yı sakın olduğu ve Türkiye'den de kanaat önderlerinin, vakıf başkanlarının olduğu Cengiz abiyi hatırlıyorum, Yusuf abiyi hatırlıyorum. Servet Bey yanlış hatırlamıyorsam vardı, Rahmi abi vardı ve bir kalabalık bir grupta bu eleştirileri dile getirdiğimizde Dünya Çerkes Birliği Başkanı meseleyi biraz da sert aldılarak dedi ki o zaman gelin düzeltin. Bu konularda eğer bir yanlış yapıldığını, yapılması gereken şeylerin yeterince olmadığını düşünüyorsanız eğer gelip çalışmanız, düzeltmeniz gerekir dedi. Haklıydı. Yani meselenin öyle olması gerekir. Yani şimdi dışında kalarak sürekli eleştirmek baktığımızda bugün kendi kurumlarımız içinde geçerli değil mi? Yani şimdi sürekli bize eleştirenler var diye biz hayıflanıyoruz. Aynı şekilde o dedi ki o zaman gelip düzeltmeniz lazım. Daha sonra biz de kendi kurumsal mekanizmalarımızın yönlendirmesi ve kabulüyle Dünya Çerkes Birliği'nin 2015 yılının Eylül ayındaki genel kurulunda Türkiye'den 5 kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildik. Ve sonraki dönemlerde zaman zaman toplantılarına gittik ve toplantılarda gördüğümüz manzara aslında şuydu. Dünya Çerkes Birliği'nin belki de yerleşik yapısının kavramlarını bir takım yerlerde gördüğümüzde bunları kabul edemeyeceğimizi dillendirmeye başladık. Misal Kafkas Savaşı, misal işte Kafkas Savaşları'nın bittiği gün ya da işte Kaberdey'in Rusya'ya gönüllü katılışı gibi
bir takım kavramlar olunca biz bunlara dedik ya bunlar itiraz edecek bir şey. Yani böyle bir şey kabul edemeyiz. Yani Kafkas savaşları nedir? Yani biz şu anda bir diaspora delegasyonu olarak önümüzdeysek eğer bu bir Kafkas Rus savaşının sonunda olmuştur. Yani biz Kafkas savaşı derseniz birbirimizle savaşmadık. Nihayetinde bu tarihsel bir vakadır. Ve Rusya Federasyonu kendi üniversitelerinde, kendi bilim kurumlarında dahi Kafkas Rus Savaşları olarak yazarken bunu böyle yazmayın, bu toplumu tahkir ediyor. İnsanları incitiyor ve bununla yüzleşmek, bunlara karşı bir takım argümanlar geliştirmek durumunda kalmayın. Bunlar tartışma konusu olmaya başladı. Onun haricinde işte bir belki bunu söylememem gerekir ama nihayetinde bir çelik çekirdeği var Dünya Çerkes Birliği'nde. Daha kompakt bir yönetim kurulu, geniş bir yönetim kurulunun olması gayet doğal ama bunlar bu noktada bizi biraz sert karşıladılar, doğrusunu söylemek gerekirse. O zamanki yönetim kurulu üyeleri buradalar. Eğer söylediğim şeylerde bir hata ya da bir taraf belirlerlerse lütfen buradalar, düzeltsinler. Daha sonra bazı konulardaki tartışmalar biraz daha sertleşmeye, biraz daha işte söz verme alma noktasında kısıtlamalara belki de net bir şekilde olmasa da gidilmeye başlandı. İşte farklı yollarla belki bu uygulandı, yapıldı. Yani işte basit bir örnek vereyim size. Normalde bir yönetim kurulu nasıl toplanır? Yönetim kurulu toplanır yani. Öyle değil midir yani? Bu her yerde böyledir. Üniversitelerde de böyledir. Şirketlerde de böyledir. Bir yerin bir kurulu varsa kurul toplanır. Birisinden bilgi alacaksa onu davet eder. Bilgi aldıktan sonra teşekkür eder. Ama çok genişletilmiş toplantılar olunca bizim meselelere yönelik getirmek istediğimiz eleştirileri, değerlendirmeleri yeterince yapamadığımızı gördük. Öte tarafta diasporanın da ana vatanın da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bazı konularda daha proaktif olmasını beklediğimiz. Şimdi bunları söylerken lütfen herkes şöyle bir bakışımız olduğunu düşünmesin. Ya bunlar Dünya Çerkes Birliği'nde Rusya'yı da hiç anlamamıştı. Oranın koşullarının ne olduğu belli. Yani bir İsviçre sivil toplum örgütünden bahsetmiyoruz. Mantığını çok doğru bulmuyorum. Niye? Bu böyle olmayabilir ama Dünya Çerkes Birliği'nin de bence rolü biz de içinde olmak koşuluyla bunu asla kendimizi dışarıda tutarak söylemiyorum. İçinde bulunduğumuz şartlarda bizim hak arayışımızı yüceltmemiz gerekir, kaldırmamız gerekir öyle değil mi? Yani ama bu konularda daha savunmacı, daha belki de beklediğimiz kendi halkımızdan yana tutum ya da en azından davranış paternleri açısından kendimize daha yakın hissetmemiz gereken yapıları biraz daha dirençli, biraz daha bu konuları göğsünde tabiri yerindeyse sönümlendirmeye çalışan bir yapı karşımıza çıkmaya başladı diye gördüm. Nihayetinde bazı şeylerde, tartışmalarda, konuşmalarda oradaki geri dönen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız bir sürü insan var. Bunlardan da toplantılara gelenlerin birlikte yaptığımız toplantılarda ortaya konulan somut bir takım istekler ortaya çıktı. Mesela bunları biz de belirttiğimiz için çok net bir şekilde söylüyorum. Şimdi ulaşım konusu ciddi sıkıntı biliyorsunuz. Yani o dönemde Narçik'te havaalanı vardı. Şu anda o da biraz sıkıntılı. Minvoli'ye uçmak gerekiyor. Dedik ki bakın buraya gelen insanların kahil ekseriyeti bu topraklardan sürülmüş insanların çocukları. İkinci bir pasaport çifte vatandaşlık bu da bir haktır bize göre. Ama şu anda bu behemahal çözümlenebilecek bir şey olmayabilir ama bir statü oluşturmak konusunda Dünya Çerkes Birliği bir adım atsın. Yani bir şey ortaya koyalım, bir kimlik isteyelim. Yani ne olduğu çok önemli değil. Yani ister bunun adını pasaport diye, isterseniz geçici belge ne olursa olsun ama bir statüyü zorlamamız gerekir ve Dünya Çerkes Birliği de bu noktada bunu oluşturacak yegane kurumdur. Buna çalışılsın dedik. Ergün burada mı? Hatırlarsın
Mecit Utuz Mecit söylüyor. Peki başka neler söylendi? Misal ana vatanına dönmek isteyenler, ana vatanıyla ilişkilenmek isteyenlerin karşılaştıkları bir takım zorluklar var. Bu zorluklara yönelik olarak bir danışmanlık hizmeti verilmesi gerekir. Dünya Çerkes Birliği'nin görevlerinin, rollerinin birisi bu olmalıdır. Şu anda çok net bir şekilde kulaklarımda Halktürk buradaki toplantıda bunu dile getirdiğimde tekrar 27 Şubat'ta yaptığımız toplantıda dedi ki ben kendi ofisinde bununla ilgili her türlü danışmanlığı vereceğim. Dedik ki bakın bu sizin ofisiniz bugün var yarın yok. Bunu böyle bakmayın. Bu buradan dönen insanların nereyi muhatap alacaklarına dair bir kurumun istenmesi önemli bir şeydir. Bu da aslında bir statünün parçalarından bir tanesidir. Bunlara çalışmamız lazım. Peki başka neler olmalı? Başka işte buradan ilintilenmek isteyen insanların karşılaştıkları bürokratik bir takım engeller var. Ticari bir takım danışmanlık hizmetleri var. Bunlarla ilgili Dünya Çerkes Birliği'nin kendi içinde bir yapı oluşturmuşsun ve bu yapı gerekirse diasporadaki diğer kurumlarda eşgülüm halinde çalışsın. Bu da önerilerden bir tanesiydi ama bu da çok rahat. Bu örnekler çoğaltılabilir ama en fazla insanların sıkıntılandığı konulardan bir tanesi şu. İlk toplantıda görev bölüşümü yapılırken Ümit Duman'a dediler ki siz daha evvel dille ilgili alınan bir takım kararlar var. Alfabelerin birleştirilmesi belli bir noktaya geldi. Kabardayı Balkar bunu oylayıp kabul etti. Diğer cumhuriyetlerin de bunun kabulüne yönelik çalışmaların yapılması lazım. Sadece görev verildi. Ondan sonrası ilerletilemedi. Bu şeylerden bir tanesi. Öte taraftan her gün başımıza yeni bir şeyler geliyor. Her gün bir takım yeni sıkıntı alanları açılıyor. Bunlardan en belki de herkes tarafından bilineni ana dille ilgili ana vatandaki atılan adımlar, alınan bir takım kararlar. Bu kararları Dünya Çerkes Birliği cansiperane bir şekilde niye engellemedi gibi bir tavrımız yok. Ancak Dünya Çerkes Birliği bununla ilişkili daha net, daha tutarlı, daha bekleneni karşılamaya dönük adımlar atabilirdi. Başardı ya da başarmadı noktasından bakmıyorum biz. Meseleye bu konuda niyet ortaya koymak açısından Dünya Çerkes Birliği'nin ortaya koyduğu suskunluğu eleştiriyorum. NART sitesinde yapılan toplantıda Hafıza Muhammed'in ve Sohrab Ahavti'nin söylediği, Şogen Aminat'ın da desteklediği bir konuyu tekrar hatırlatmıştır. Dediler ki, biz gelmeden önce bu meseleyle ilgili Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Cumhurbaşkanı ne söylenmesi gerekiyorsa bir tek kelimeyi de geri adım atmaksızın söyleyin arkanızdayız dediler demişler. Bunu hatırlayanlarınız vardır aranızda. Ancak beklenenin aksine Putin'in meseleyi imzalamasıyla bütün bu şövalye yaklaşım bir kenara bırakıldı. Meselenin aslında görüldüğü gibi olmadığı nihayetinde çalışmaların bir vakıf eliyle daha organize bir şekilde yürütüleceği noktasına geldi. Kaldı ki o gün oradaki delegasyon buna yönelik olarak bir bildiri hazırlamış, bir deklarasyon hazırlamış ve buna bütün katılımcılar imza koymuşlardı. Ancak Dünya Çerkes Birliği Narçe'ye döndükten sonra bu işin büyük ölçüde takipçisi olacağını beklerken maalesef burada sükutu hayal oldu. Şimdi bunlar bir takım örnekler. Yani bunları çoğaltarak çok vaktinizi almak istemiyorum. Belki diğer konuşmacılar bir takım konuları açarken bunları tekrar konuşacağız. Son bir konuyu açıp niye bu noktaya geldiğimize dönmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Dünya Çerkes Birliği toplantılarında birisinden dönerken o zamanki başkan Yaşar Aslankaya ile beraber çıkıyorduk biz pasaportta. Biraz beklettiler bizi. Nihayetinde başkanın deport edildiği ortaya çıktı. Yani bir süre sonra filan. Bu konuyla ilgili detay bilmeyen aranızda yoktu nihayetinde ama
Burada konuyu çok detaylandırmak niyetinde değilim ama nihayetinde böyle bir karar alındı. Şimdi bu kararın alınmasında Dünya Çerkes Birliği'nin dahili vardır, yoktur. Şahısların bir takım girişimleri olmuştur, olmamıştır noktasında sarih bir bilgiyi ya da kanıtı ortaya koymak noktasında değil. Ancak kimin bu kararın alınmasına öncülük ettiği ya da kimin dinamosuyla bu sistemin mekanizmanın çalıştığını bilemem. Ancak orada beklenen şey, ki Dünya Çerkes Birliği'nden de biz asla şöyle bir şey söylemedik. Yani niye kaldırmıyorsunuz? Zaman zaman niye kaldırılmadığına isyan ettiğimiz dönemler oldu ancak bizim buradaki beklentimiz şu oldu. Dünya Çerkes Birliği böyle bir durumda bunun kabul edilemeyeceğini tekraren belirtmeli ve bu noktada Yaşar Aslankaya'nın yanında olduğunu en azından kendi paylaşlarına deklare etmeliydi. Bundan ısrarla kaçındı. Şimdi bütün bunlarla yaşadığımız ülkelerin hem Türkiye açısından hem Rusya Federasyonu açısından ülkelerin konjonktürünün yönetim anlayışlarının ortaya çıkardığı bir haklılık alanı olabilir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz Dünya Çerkes Birliği niye masaya yumruğunu vurup Rusya'yı iki adım geriletmedi bu konuda demiyoruz. Bunun bu şekilde olmadığını, bu şekilde çalışmadığını da biliyoruz. Ancak burada sıkıntının temel kaynaklarından bir tanesi önce bu noktanın çok kısa bir sürede halledilebileceği söylenmiş. Bu konuda ciddi eleştiriler aldık. Bunlar artık bilinen şeyler. Yaklaşık bir hafta içerisinde bunun çözüleceğini lütfen bu bilinmesin ricalarına maruz kaldık ve biz de bunun paydaşı olduk aslında. Yani bu eleştirilebilir mi? Evet eleştirilebilir ancak bunu yaparken halis niyetlerle baktığımız meseleye ben açık yüreklilikle söyleyebilirim ancak bununla ilgili gelecek her türlü eleştiriye de başım üstünde geçiyorum. Şimdi bu noktada süreç uzadı ve nihayetinde Dünya Çerkes Birliği'nin yönetim mekanizmalarını işletiş şekliyle ilgili de bir takım itirazlarımız vardı. Toplantı yapma biçimi, Dünya Çerkes Birliği Başkanı'nın hiçbir yönetim kuruluna ya da yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine hiçbir konuda danışmadan attığı adımlar, açıklamalar, bunların hepsi rahatsızlık yaratmaya başladı. Yani böyle çok bağlayıcı ve aslında bizim diaspora olarak kabul edemeyeceğimiz bir takım açıklamaların gelmesiyle birlikte bunlar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ve nihayetinde biz KAFFET olarak Dünya Çerkes Birliği'ne Yaşar Aslankaya'nın durumunun halli noktasında ve bir takım yönetim ve Dünya Çerkes Birliği'nin geldiğimiz noktadaki çalışma biçimine itirazlarımız, düzeltilmesini istediğimiz konuları içeren bir mektup yazarak ilişkilerimizi askıya aldık. Yönetim kurulu kararıyla. Daha sonra bu süre içerisinde takip eden, yani o dondurma kararını takip eden ilk toplantıda yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse toplantıya katılmadı. Ben alınan kararı oradaki hazirine anlatmak ve neden böyle bir karar alındığı hani ikinci, üçüncü ağızlardan açıklamak olmasın diye yönetim kurulunun da onuruyla bir Skype toplantısı organize edildi ve İstanbul'dan toplantıya katılıp meramımızı ifade ettim ve aynı şeyleri, şu anda size söylediğim şeyleri hemen hemen aynısını oradaki hazirine de söyledim. Sonrasında bir kalabalık grupla sorunları konuşmak ve problemlerin halli konusunda atılabilecek adımları görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dünya Çerkes Birliği ve bir takım kanaat önderleri diyebileceğimiz işte tamadeler, Narçik'te bir karşılığı olan insanlar, eski başkanlardan. İsimlerin hepsini sayıp meşgul etmemek için geçiyorum. Onlarla birlikte KAFFET Yönetim Kurulu'yla bir toplantı yapıldı. Ve bu toplantıda genellikle iyi niyet içeren bir sonuç çıktı. Yani
Yaşar Aslankaya'nın probleminin halledilmesi için derhal tekrar bir girişimde bulunacağı, yönetim ve yönetişim konularında, ilişkiler konusundaki rahatsızlıkların giderilmeye çalışılacağı, yönetim kurulunun artık olabildiğince yönetim kuruluyla sadece toplantı yapılacak gibi birkaç konu dosyaları burada mevcut. Konuşularak toplantıdan ayrıldık. Ancak meseleye yönelik olarak maalesef ciddi bir ilerleme kaydedildi. Nihayetinde Almanya'da bir toplantı, özür dilerim, ondan sonra Narçit'te bir toplantı daha oldu. Önemli tartışma konularından bir tanesi o oldu. Yönetim kurulu üyelerinden üçü toplantıya katıldı. Bunun oluş şekliyle ilgili bir takım tereddütler oluştu. Bunu biraz sonra muhtemelen ilgili arkadaşlar dillendireceklerdir. Onun için ben onu söylemeyeceğim. Daha sonraki toplantılarda, ki bu toplantıların hepsinde bu sorunlar dile getirdi. Artık kemikleşmiş sorunlara dönüştü. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bütün bu olaylar olurken yani biz meselenin dışındayken dahi Dünya Çerkes Birliği dişe dokunur çok ciddi çalışmalar, çok ciddi adımlar atmadı. Daha sonra Almanya'da bir toplantı yapıldı. Almanya'daki toplantıya o zaman artık yönetim kurulu, Kafet yönetim kurulu değişmişti. İlişkilerle ilgili yeni bir karar alındı ve bu noktada Almanya'da yapılan toplantıya genel başkanı dahil olmak üzere delegasyon katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 Nisan 2018. Yani tam bir yıl önce. Ya da 31 Mart 1 Nisan o tarihi içeren. Daha sonra hepinizin bildiği gibi yine NART sitesinde yapılan bir toplantı daha gerçekleşti Dünya Çerkes Birliği ile. Orada katılanlar hatırlayacaklardır ve belki de karşılıklı soru cevap olarak giden en uzun toplantılardan birisi yapıldı. Ve bunların hepsinde aslında biz şimdi bugün oluyor, yarın oluyor, bir sonraki adımda oluyor, bundan sonra oluyor beklentimize rağmen biz 2015'te nerede aldıysak Dünya Çerkes Birliği'ni 2018'de Eylül'de aynı yerde bıraktık. Nihayetinde bu işin bir de arka planı, arka madalyonun diğer yüzü vardı. Çok kısa onunla da ilgili bir bilgi verip bırakacağım. Dünya Çerkes Birliği ile Kafet arasında kurumsal münasebetleri bu şekilde devam ederken Kafet'in kendi içerisindeki bileşenleri tarafından da bu konu sürekli tartışılır hale geldi. Ben hiçbir toplantı hatırlamıyorum son 3 yılda. Kafet yönetim kurulu ya da Kafet Dünya Çerkes Birliği yönetim kurulu, Kafet delegasyon, Kafet başkanlar kurulu toplantısı yapıp da ciddi manada bir Dünya Çerkes Birliği tartışmasının açılmadığı bir toplantı hatırlamıyorum. Ve bu toplantılar, bu tartışmalar genellikle artık çözümlenemez, yılgınlığa hatta bıkkınlığa götürecek noktalara geldi ve maalesef kendi zaviyemizden baktığımızda da dişe dokunur bir adım maalesef atamadık. Ancak Kafet açısından şöyle bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Kafet ve bağlı dernekler bu konularda artık farklı noktalardan bakmaya ve aralarındaki görüş ayrılığı, derin görüş ayrılıklarına, çatlaklara, hatta bu konuda Kayseri'den arkadaşlar buradaysa hatırlayacaklardır, istifalara sürüklenen bir takım problemler yaşadık. Dolayısıyla biz bugün Dünya Çerkes Birliği ile ilgili bu şahsenin önüne, genel kurulun önüne şu maksatla getirilsin diye başkanlar kurulunda da bunu şunun için konuştuk ve karar aldık. Şu anda Dünya Çerkes Birliği'ne dair herhangi bir adım atmak noktasında ne Kafet genel yönetim kurulunun, ne Kafet delegasyonunun, ne de Dünya Çerkes Birliği yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir yetkisi ya da sorumluluğu tüzük üzerinden tanımlanmış değil.
önemli eksiklerimizden bir tanesi de budur. Bunun üzerinde de mutlaka çalışılması gerekir. Eğer bu şeyin sonunda, genel kurulun sonunda Dünya Şirket Birliği'nde kalmak yönünde bir karar çıkarsa bu işin mutlaka düzeltilmesi gerekir. Aksi takdirde aynı taşın üzerinden ufka bakmaya devam ederiz. Hiçbir adım atılamıyor. Dünya Çerkez Birliği'nin üyesi KAFFET ve tek yetkili organ tanımlanmış genel kurul. Biz de bu genel kurula bu konuyu getirip her ne karar alınması gerekiyorsa ortak aklın en fazla kullanılacağı, en fazla bu konuyla ilgili karar alma yetkisi ve keyfiyetinin olduğu kurum olarak genel kurulu gördüğümüz için bunu artık bir kör dövüşünden uzaklaştırmak, kurumların birbiriyle itiş kakış vesilesi olmasından, kurumların arasında yani genel kurulla üye ya da federasyon üyesi dernekler arasında bir sıkıntı kaynağı olmasının artık taşınamayacağı, bunun artık bertaraf edilmesi gerektiği konusunda genel bir mutabakat sağlandı ve Dünya Çerkez Birliği'nden artık ayrılmak ya da kalmak konusunda bir kararın alınmasının sadece genel kurul vasıtasıyla olabileceği ve bunun için de yeni seçilen KAFFET Yönetim Kurulu'nun bir olağanüstü genel kurul tertiplenmesinin başkanlar kurulu tavsiye kararıyla karara bağlı. Bu arada bir şey gelmişti aklıma, onu tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Bu kararlar alındıktan sonra tabii bir takım gelişmeler oldu. İşte bugün yarın falan diye beklerken KAFFET Başkanı Sayın Yaşar Aslankaya bir partiden siyaset yapma kararı aldı ve istifa etti. Ve bunun üzerinden tüzük gereğince bir olağanüstü genel kurul süreci başlamıştı. Bu olağanüstü genel kurulda bu meseleyi tekrar bir gündemimize ikisiyle birlikte alalım dedik. Süreci hızlandıran önemli unsurlardan bir tanesi, söyleyeyim ben noktalayacağım. Son genel kurulda, yani Dünya Çerkez Birliği'nin son genel kurulunda öncesinde burada birkaç toplantı yapıldı. Delegasyon konuyu eline boyuna konuştu. Bir takım kararlar aldı. O kararların oluşan yeni durumlar çerçevesinde yeniden değerlendirdi. Ve nihai bir kararlılığı şöyle oluştu. Biz Dünya Çerkez Birliği'ne toplantısına gidelim delegasyonumuzu. Bu delegasyon orada hazırlanan bir deklarasyon metni vardı. O deklarasyon metnini okusun. Eğer tek aday olarak Sokropo Havti gösterilirse eğer Havti'yi desteklemediğimizi orada belirtelim ve muhalefet edelim. Buradaki görüş konusunda genel kurul, özür dilerim, delegasyon bir karar aldı ve bu konuda tarafına sözcülük görevi tevdi edildi ve biz böyle genel kurulu gittik. Genel kurulda şöyle bir manzarayla karşılaştık. Bu konuyla ilgili tarafgir bir tutum takınırsa lütfen o anda toplantıda olanlar beni lütfen uyarsınlar. Olabildiğince objektif anlatmaya çalışıyorum. Biz elimizdeki deklarasyon metnini orada okumak ve Sokropo Havti'nin adaylığına red oyu vermek üzere gittik. Şimdi orada sistem şöyle işliyor, teknik bilgiyi aktarmam gerekiyor. Biz gittiğimizde henüz resmi olarak önerilmiş bir aday yoktu. Bir Sokropo Havti, üçüncü kez aday olmak konusunda bir isteğini fısıldamıştı ama teknik olarak henüz aday değildi. Aday gösterileceği toplantı genel kuruldan bir akşam önceki Sovyet denilen genişletilmiş yürütme kurulu gibi düşünebilirsiniz. Başkanlar kurulu ve bazı doğal delegelerin içinde olduğu bir kurul tarafından alınıyor ve bu kurulda kime aday olarak öneriyorsunuz diye soruldu oradaki Hazirun'a. Ve oradaki Hazirun saymaya çalışacağım. Biz vardık. Almanya, yani Avrupa Federasyonları vardı. Ürdün vardı, Suriye vardı. Amerika yoktu. İsrail vardı. Karaçay Çerkesk, Adiye,
Kabardey-Balkar, Krasnodar, Mezdek, Stavropol gibi bütün neredeyse Dünya Çerkes Birliği bileşenlerinin Sovyet üyeleri oradaydı. Amerika'yı saymadılar. Amerika yoktu dedim. Şimdi daha evvelini burada bir parantez açarak hemen söyleyeceğim, sonra devam edeceğim. Biz bu süreçlerde yaptığımız tüm eleştirileri, ortaya koyduğumuz tüm bakış açısını, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir kapalı kapı arkasında yapmadım. Dünya Çerkes Birliği'nin toplantılarında yaptık, başkanın yüzüne yaptık, Hafıza Muhammed'in yüzüne yaptık, herkese ne düşünüyorsak onu söyledik. Ancak toplantıların genelinde şöyle oldu, bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Biz bu itirazlarımızı, bu Dünya Çerkes Birliği ile görüş farklılıklarımızı ortaya koyduktan sonra hiç kimse doğru söylüyor ya da evet biz bu cümlesinin arkanızdayız diyenini toplantı esnasında ben görmedim. Yani görenler varsa lütfen işaret buyursunlar, ben görmedim. Ancak çıktıktan sonra herkes gerçekten çok iyi konuştunuz, çok doğru şeyler söylediniz, biz sizin arkanızdayız. Bunu okuyabiliyoruz, buna itirazımız yok, bunu okuyabiliyoruz. Ancak toplantılarda böyle olmadı. Biz Sofra Bahati'nin Dünya Çerkes Birliği'ni işletmek konusunda, yani birliğin mantalitesi ayrı değerlendirilirse, yani Sofra Bahati'nin de bir yoğurt yiyişinin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Buna itirazlarımızı da söylediğimizde insanların tamamı hemen hemen evet bu olmamalıydı, Yaşar Aslankaya'nın başına gelene böyle sessiz kalınmamalıydı diyenler oldu. Biz bu çalışmalarla ilgili Ürdün'le görüştük, Almanya'yla görüştük. Oradaki bütün cumhuriyetlerin delegasyonuyla görüştük. Adamov Albert'te, Ali Asker'de, şu anki başkan Adiye'deki başkan yardımcısı Ramazan'da dahil olmak üzere. Herkes bunun tırnak içinde söylüyorum, hayranmazmış dediklerini çok net hatırlıyorum. Olamaz, kabul edilemez bu. Büyük bir skandal dedi. Ancak o toplantıda bütün delegasyon Sofra Bahati lehine el kaldırdı. Bir tek biz itiraz ettik Türkiye olarak. Ertesi gün hemen burada parantezi kapatıp genel kurul toplandı. Genel kurul toplandığında böyle bir salonda ön tarafta delegasyon ve arka tarafta da toplantıya katılmak isteyenlerin katıldığı bir alan iki bölümden oluşuyor. Genellikle salon dolu oldu. Önce temenni konuşmaları, hitaplar filan yapıldıktan sonra seçim noktasına gelindiğinde sadece delegasyon oy kullandı. Ben daha evvelki toplantıda çıkarılmışlar mıydı hatırlamıyorum seyircilerin. Ancak bu sefer başınıza gelen bir şey var, onu size paylaşmak durumundayım. Biz bir deklarasyon metniyle geldiğimizi ve bunu genel kurula ve cumhurbaşkanına okumak istediğimizi orada beyan ettik. Bir önceki akşam Sovyet toplantısında ben bunu açık bir şekilde herkesin olduğumu aslında söyledim. Biz böyle bir görevle gönderildik ve yarın bu görevimizi ifa etmek istiyoruz. Bunun üzerine toplantıya geçildi. Konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı konuştu. Dünya Çerkes Birliği Başkanı konuştu. Hazinun'un oyuyla özür dilerim, divan seçildi ki bizim itirazlarımızdan bir tanesi de divan teşkiliydi. Daha evvel seçime giren Sofra Bahati aynı zamanda divanı yönetiyordu. Bu da son derece saçma bir şey. Ama bunu bu sefer değiştirmişler, aktarmayamamak gerekiyor. Divan teşkil edildi ama konuşmalar oldukça ben bir şeyden endişelenmeye başladım. Yani sıra bize ne zaman gelip acaba biz bu deklarasyonumuzu okuyacağız falan derken Sofra Bahati kürsüye çıktı. Burada iki şey bekliyoruz biz. Bir, Yaşar Aslankaya'nın yasağının kaldırıldığını söylediler ancak teknik bir takım detaylarda işte davetiyesinin yetişmemesi söz konusu oldu. Bir takım yazışmalar, kimi diyor ki kaldırıldı, ötekisi diyor kaldırılmadı. Böyle bir kaotik bir duruma gittik aslında biz Nalçı'ya gittiğimizde. Bununla ilgili de belki biraz sonra konuşmalarda dile getirilecektir. Biz dedik ki bu konuda bir gece önce Cumhurbaşkanlığı ile yapılan toplantıda da
Bilge Hanım burada gidenlerden bir tanesiydi. Başka kimler vardı? Recai Bey vardı ve Nesli abla vardı galiba. Cumhurbaşkanına gidildiğinde tamam o iş halledildi denildiğini bize iletti. Ertesi gün Sofrun Bahati şeye çıkınca bu konuyu geçti. Bunun üzerine biz hatırlattık, dedik ki bu konuyla ilgili genel kurula yönelik bir açıklama yapacaktınız. Böyle deyince tekrar söz aldı ve bu konudan duydukları üzüntüyü, ne kadar çok çalıştıklarını ve nihayetinde bir noktaya gelindiğini ve Yaşar Aslankaya'nın yasağının kaldırıldığını genel kurulun önünde ilan etti. Cumhurbaşkanı da orada tabii, yani Cumhurbaşkanı da oradaydı. Daha sonra biz hala böyle olmasına rağmen biz bu deklarasyon metnini okumak istediğimizi ısrarla söyledik. Burada bir adım atıldı bir arada. Yaşar Aslankaya'nın yasağının kaldırılması, yani kahvetmek için burada sürekli bir isim üzerinden gitmemi lütfen yanlış anlamayın. Burada mesele Yaşar Aslankaya değil. Başka bir şahıs da olsaydı bizim tutumumuz değişmezdi. Yani biz nihayetinde meseleye hem bir Çerkes'in kendi vatanına girmekten kısıtlanmış olması hem de Dünya Çerkes Birliği'nin en büyük üyelerinden birisinin başkanının yasaklanması perspektifiyle baktık. Mesela hep öyle baka geldi. Bunun kaldırılmış olması ve delegasyonun da, özür dilerim, divanın da bu şekilde oluşturulmasının olumlu bir gelişme olacağını, dolayısıyla bu sert tutumun yumuşatılmasının gelecek ilişkiler konusunda daha umutlu bir pencere açabileceğini bütün delegasyonlar, burada olanlar var görüyorum, oturduk konuştuk ve şöyle bir karar aldık. Kahvet'te de istişare edelim. Yaşar Aslankaya gelmedi herhalde. Yaşar Bey'le de bu konuyu istişare edelim. Dedik ki bakın biz buraya bu deklarasyonu okumak ve oylamada red vermek kararıyla geldik. Ancak delegasyon şöyle bir öneride bulundu. Biz bu deklarasyonumuzu okuyalım. Ancak red çok yanlış bir noktadan anlaşılabilir bu atılan adımlar açısından bakıldığında. Bunu biraz daha esneterek, yumuşatarak, çekimsel kalmak noktasında bir tutum belirlersek ileriye yönelik olarak daha yapıcı bir kapı açar mıyız acaba? Denildi, konuşuldu ve bunun böyle olması daha uygun olacağına karar verdik. Kahvet Genel Başkanı'yla bu konuyu istişare ettik ve bu konuda karar aldık. Dedik ki biz oylamada çekimsel kalacağız ama bu deklarasyon metnini okuyacağız. Orada bir paragrafta değişen koşullar nedeniyle bir değişiklik yapmak durumunda kaldık. Onun haricindeki bütün eleştirileri, bütün rahatsızlıkları, yani sadece kahvet açısından değil, diaspor açısından baktığımızdaki bütün olumsuzlukları dile getiren bir deklarasyonu ben dilimin döndüğünce anında tercüme etmeye çalışarak orada söyledim. Ancak burada Havti çok ilginç bir hareket yaptı. Artık sözün bize verileceğini umduğumuz bir anda dedi ki artık Cumhurbaşkanımız ayrılmak durumunda dedi. Biz bunun özellikle Cumhurbaşkanı'nın huzurunda olmasını istememize rağmen ve bunu kendisine defaten söylemiş olmamıza rağmen program nedeniyle ayrılmak zorunda deyince salon bir kalktı da. Salon kalkmasından sonra ikinci bir adım attı ve dedi ki artık genel kurul kendi çalışmalarını yapacak, dolayısıyla seyircileri de lütfen dışarı alıyoruz dedi. Biz 60 kişiyle salonda kala kaldık. Biz aslında Cumhurbaşkanı'na ve oradaki hazirine derdimizi, meramımızı anlatmak isterken bir anda deklarasyonu sadece meseleyi büyük ölçüde bilen delegasyona anlatmak, okumak durumunda kaldık ve nihayetinde böyle yaptık. Yani sonuçta insanları tutup tekrar salona çekmek durumunda değildik. Bütün bunlar olduktan sonra ana vatandan döndük ama tartışmalar devam etti. Niye? Çünkü bir sonraki dönemde Yıldız Hanım bunun bilgisini paylaşabilir. Yapılan bir takım görüşmelerde aslında Yaşar Aslankaya'nın yasağının kalkmadığını, ancak bir sefere bir kereye mahsus bir giriş izni verildiğini, kalıcı kaldırılma kararının bundan sonra verileceği, yani
ne sahikli olduğuna dair hiçbir yorum yapmıyorum. Bundan sonra kalıcı giriş izni verileceği şeklinde bir olayın aslında orada yürütülmeye çalışıldığını, yürütüldüğünü, ben bunu daha farklı bir kelimeyle ifade etmek isterim ama tarafsızlığıma halel gelmesin diye yapmak istemiyorum ama böyle bir şey izledik. Ve nihayetinde bu olaylardan sonraki tartışmalar bizi bugün bu salona getirdi. Son söz şunu söylüyorum. Bütün süreci özetlemeye gayret ettim. Artık Kafet ve bileşenleri Dünya Çerkes Birliği şöyle yapıyor, siz bunun içinde böyle yapıyoruz, biz bu işin neresindeyiz, siz biz meselesine dönüşen, derin çatlaklar oluşturan, Kafet'in yapısını zorlamaya başlayan bu durumla ilgili genel kurulun bir genel görüşme nihayetinde de bir genel nihayetinde bir karar almasının zaruri olduğu artık büyük ölçüde herkes tarafından kabul edildi. Bugün de işte bununla ilgili istişarelerde bulunacağız. Yarın da belki bu istişareler devam edecek ama yarın genel kurulu biraz daha kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Ve nihayetinde bir oylama yapacak. Ve buradan çıkacak sonucu Kafet açısından nasıl bir pencere açacağını yarın tekrar değerlendireceğiz. Ben kendi görüşümü bu noktada belirtmemeye azami gayret sarf ettim. Satır aralarında belki ifadelerden tarafsızlığımı yitirmiş olabilirim. Bundan dolayı özür diliyorum ama kendi görüşümü daha sonra kendi görüşüm olarak belirteceğim. Ama nihayetinde niye buraya geldiğimizi diye söylemişti Fethi abi. Biraz uzun oldu, özür dilerim ama meselenin arka planını vermeden bugünü anlayabilmek mümkün olmaz diye düşündüğüm için bu bilgilendirmeyi yapmak zorundayım. Dolayısıyla bugün ve yarın hem yeni bir genel başkan seçeceğiz hem de Dünya Çerkes Birliği ile ilgili artık gerek kurumlarda gerekse bireylerde bıkkınlık noktasına gelen tartışmayı bir şekilde şahsinin genel kurulu marifetiyle karara bağlayacağız. Onun için toplandık. Biraz uzun bu sunum için hepinizden özür diliyorum ama başka türlü meramımı ifade edemeyecektim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.